İyonlaşma enerjisi nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli olan enerji miktarıdır. Bu denkleme bakacak olursak A nötr atomu belirtiyor. Nötr olması elektron ve proton sayılarının eşit olması demek. Pozitif yüklü çekirdek negatif yüklü elektronlara bir çekim kuvveti uygular. Bu nedenle elektronları çekirdeğin çekiminden uzaklaştırmak ve koparmak için bir enerjiye ihtiyaç var. İşte bu enerji iyonlaşma enerjisi. Atomdan bir tane elektron koparttığımızda artık proton ve elektron sayıları eşit olmaz. Proton sayısı elektron sayısından bir tane fazla olur. Bu nedenle buradaki yük artı bir olur ve bir iyon oluşturur. İyonlaşma enerjisi her zaman pozitif değer alır. Bir tanecikten elektron koparmak için her zaman enerji alınması gerekir. Değişim endotermik ve bu nedenle iyonlaşma enerjisinin işareti her zaman pozitif olur. İyonlaşma enerjisinin birimi ise kilojül bölü moldür. Bu videoda sadece birinci iyonlaşma enerjisinden bahsedeceğiz. Bunu IE1 olarak gösterelim. Şimdi birinci grupta bulunan bazı elementlerin birinci iyonlaşma enerjisi değerlerini inceleyelim. 1 mol hidrojenden 1 mol elektron koparmak için 1312 kilojül bölü mol enerji gerekiyor. Lityumdan bir elektron koparmak için 520 kilojül bölü mol enerji gerekli. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi azalıyor. Sodyum için 496, potasyum için ise bu değer 419 kilojül bölü mol. Aynı grupta aşağı doğru inildikçe iyonlaşma enerjisi azalır, dolayısıyla elektron koparmak kolaylaşır. Şimdi bunun nedenini inceleyelim. Açıklamalarımızı hidrojen ve lityum elementleri yüzünden yapacak olursak, burada çizili olan iki ayrı diyagram var ve biz bu diyagramları hidrojen ve lityum için dolduralım. Birinci diyagram hidrojeninki. Hidrojenin atom numarası 1. Çekirdeğinde bir tane protonu bulunur ve çekirdek yükü artı 1. Nötr bir atomda elektron sayısı proton sayısına eşit olduğundan elektron sayısı da 1 olur. Bu elektronu da hemen buraya çizelim. Hidrojenin elektron dizilimi ise 1s1. Bu bir elektron. Hidrojenin birinci enerji seviyesindeki s orbitalinde. Evet, bu negatif yüklü elektron doğal olarak pozitif yüklü çekirdek tarafından çekilecek. Bu nedenle elektronu koparmak istediğimizde enerji vermemiz gerekecek eğer mor başına tam olarak 1312 kJ enerji verirsek bu elektronu koparabiliriz. Bu elektronu kopardığımızda da elimizde sadece pozitif yüklü ve etrafında elektron bulunmayan bir çekirdek kalır. Artık taneciğimiz nötr halde değil, iyon halde. Çekirdeği artı bir yüklü olan elektronu bulunmayan pozitif yüklü bir iyon. H artı iyonu. İşte iyonlaşma enerjisi elektron koparmak için verdiğimiz bu enerjidir. Şimdi de lityuma bakalım. Alttaki diyagramda da lityumu gösterelim. Lityumun atom numarası 3, yani çekirdeğinde 3 tane protonu var. Nötr olduğundan elektron sayısı da 3. Elektron dizilimi ise 1s2, 2s1 olur. Lityum'un birinci enerji seviyesinde iki elektronu var ve bu elektronlar s orbiterinde yer alır. Şimdi bu elektronları gösterelim. Çizdiğim bu elektronlar lityum'un birinci enerji seviyesinde bulunan elektronlar. İkinci enerji seviyesinde bir elektronu daha olmalı. Evet, bu elektronu da buraya çizeyim. Lityum'un atomundan bir elektron koparmak istersek bu elektron en dış enerji seviyesindeki elektron yani 2s orbitalindeki elektron olur. Eğer mor başına 520 kJ enerji verirsek bu elektronu koparabiliriz. Bu enerjiyi verdiğimizde lityumun çekirdek yükü değişmez, hala artı 3'tür. Dış katmandaki elektronu kopardığımız için 1s orbitalindeki elektronları hala yerinde duruyor. Bu elektronları da gösterelim. Bu durumda 1 lityum katyonu elde etmiş olduk. Çekirdeğinde de artı üçlük yük bulunan ve iki tane de elektronu olan lityum artı bir iyonu. Artı üç eksi iki değerinden iyon yükünü artı bir olarak buluruz. Lityumun 2s orbitalindeki elektronunu koparmış olduğumuz için lityum katyonunun elektron dizilimi 1s2 olur. Böylelikle hidrojen ve lityumun iyonlaşmasını göstermiş olduk. Şimdi de iyonlaşma enerjisini etkileyen etmenleri inceleyelim. İlk olarak çekirdeğin yükünün etkisine bakalım. Evet, çekirdek yükü. Çekirdek yükünün etkisini şöyle düşünebiliriz. Çekirdekteki pozitif yük miktarı arttıkça elektronlara uygulanan çekim kuvveti de artar. Sonuç olarak elektron koparmak da zorlaşır. Tekrar edecek olursam çekirdek yükü arttığında elektronlara uygulanan çekim kuvveti artar. Buna bağlı olarak iyonlaşma enerjisi de genellikle artar. Öyleyse şimdi hidrojen ve lityumun durumuna bir bakalım. İlk olarak hidrojeni ele alalım. Hidrojenin çekirdek yükü artı 1. Çekirdeğin dışındaki bu elektron, çekirdekteki pozitif yük tarafından çekirdeğe doğru çekilir. Lityumun çekirdek yükü ise artı 3 ve çekirdek yükü hidrojeninkinden fazla. Sadece çekirdek yükünü düşündüğümüzde şunu söyleyebilirsiniz. Lityumun çekirdek yükü daha fazla olduğu için en dıştaki bu elektronuna çekirdeği tarafından uygulanan kuvvet hidrojende uygulanan kuvvetten daha fazla olmalı. Çünkü artı 3. Artı 1'den büyüktür. Sadece çekirdek yükünü göz önüne aldığımızda bu iki atomdan lityumun dış katman elektronuna uygulanan çekim kuvvetinin daha fazla olduğunu söyleyebilirdik. Bu durumda bu elektronu koparmak için gerekli olan enerji miktarının daha fazla olması gerektiğini de söyleyebilirdik. Tekrar söyleyelim. Sadece çekirdek yükünün etkisine düşünürsek eğer çekirdek yükünün artması iyonlaşma enerjisini de arttırır. Şimdi de iç katman elektronlarının kalkan etkisinden bahsedelim. Elektronların kalkan etkisine perdeleme etkisi de deniyor kalkan etkisine göre iç katmanda bulunan elektronlar dış katmanda bulunan elektronlara bir kalkan etkisi yapar ve bu elektronların çekirdek tarafından çekilmesini zorlaştırır. Örnek olarak lityum atomunun durumuna bakalım. İç katmandaki bu iki elektron dış katmandaki elektrona itme kuvveti uygular. Bu mavi elektron dış katmandaki yeşil elektrona bir itme kuvveti uygular. Bu mavi elektron da bir itme kuvveti uygular. Yani aynı yükler birbirini ittiği için iç katman elektronları çekirdeğin dış katman elektronunu çekmesini zorlaştırır. İşte bu nedenle de dış katman elektronuna çekirdekten uygulanan çekim kuvveti azalır. İç katman elektronlarının kalkan etkisini de bu şekilde açıklayabiliriz. Lityumun durumunu tekrar inceleyecek olursak, iç katmandaki bu elektronlar çekirdeğin çekimine zıt yönde bir kuvvet uygulayarak dış katmandaki elektrona bir kalkan etkisi yapacaklar. Bu durumda dış katman elektronu daha az çekileceği için bu elektronu kopartmak da kolaylaşacaktır. Yani sadece iç katman elektronlarının kalkan etkisine göz önüne alacak olursak, en dıştaki elektronun daha kolay kopması gerekir. Bu nedenle de elektronu koparmak için gerekli olan enerji de azalır. Yani kalkan etkisi tek başına düşünüldüğünde iyonlaşma enerjisini azaltan bir etkidir. Aslında çekirdek yükü ve kalkan etkisini bir arada incelemek gerekir. Her iki etkiyi bir arada değerlendirebilmek için yeni bir kavramdan, etkin çekirdek yükü kavramından söz edeceğiz. Etkin çekirdek yükü yani ZET Z ile gösterilen çekirdek yükünden S ile gösterilen ve kalkan etkisine neden olan elektron sayısı çıkarılarak bulunur. Burada çok basit bir matematik işlemi yapacağız. Yani önce hidrojene bakalım ve bu elektrona etki eden etkin çekirdek yükünü hesaplayalım. Hidrojenin çekirdek yükü artı 1. Bu aynı zamanda formüldeki Z değeri. Kalkan etkisine neden olan iç katman elektronu yok. Bu durumda formüldeki s değeri 0 olur. 1 eksi 0 işleminin sonucu da tabii ki artı 1 eder. Bu sonuç dış katmandaki elektrona uygulanan etkin çekirdek yükünün artı 1 olduğunu gösteriyor. Bir de lityuma bakalım. Lityumun çekirdek yükü artı 3 demiştik. Öyleyse z değeri de artı 3 olmalı. Bu iki iç katman elektronundan dolayı kalkan etkisine neden olan elektron sayısı 2 artı 3 eksi 2 işlemi yaptığımızda etkin çekirdek yükünü yine artı 1 buluruz. Hem hidrojenin hem de lityumun etkin çekirdek yükü artı 1 olduğundan her ikisinin de dış katman elektronuna uygulanan etkin çekim kuvvetinin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar lityumun kalkan etkisine neden olan elektronları olsa da hidrojenin ve lityumun etkin çekirdek yüklerinin eşit olması çekirdek yükünün etkisinin ve kalkan etkisinin birbirini dengelediğini gösteriyor. Bu durumda hidrojen ve lityum için bu iki etkiyi ihmal edebiliriz. Tabi biz burada etkin çekirdek yükünü oldukça basit bir yöntemle belirledik. Gerçekte etkin çekirdek yükünün belirlenmesi biraz daha karışık ve lityumun etkin çekirdek yükü yaklaşık artı 1,3'tür. Ama biz bu değeri yaklaşık artı 1 olarak kullandık. Sonuç olarak lityumun kalkan etkisine neden olan elektronları çekirdek yükündeki artışın etkisine azaltmış oldu. Son bir etmenimiz daha kaldı. O da son katmandaki elektronun çekirdeğe olan uzaklığı. Şimdi de bu etmeni inceleyelim. Hidrojene baktığımızda bu elektronun çekirdeğe oldukça yakın olduğunu görüyoruz. Çekirdeğe yakın olması bu elektronla çekirdek arasındaki çekim kuvvetinin fazla olmasına neden olur. Fizikteki Coulomb kanununu hatırlayalım. Zıt yüklerin birbirlerine uyguladıkları çekim aralarındaki uzaklığa bağlıydı. Uzaklık azaldıkça birbirlerine uyguladıkları çekim kuvveti artar. Bu nedenle burada uygulanan çekme kuvvetleri fazla ve bu elektronu koparmakta bir o kadar zor. Lityuma baktığımızda dış katmandaki bu elektronun çekirdeğe olan uzaklığı da fazla. Bu nedenle de çekirdekle elektron arasındaki çekim kuvveti az olur. Sonuç olarak elektronu koparmak kolaylaşır. İyonlaşma enerjisi de azalır. Yani lityumun dış katmandaki elektron çekirdekten daha uzak olduğu için bu elektronu koparmakta da daha kolaydır. İncelediğimiz etkileri bir daha gözden geçirecek olursak, kalkan etkisi ve çekirdek yükü birbirinin etkisini dengelediği için bu iki etkiyi aynı grupta ihmal edebildik. Bu yüzden Aynı grupta iyonlaşma enerjisinin değişimini dış katman elektronunun çekirdekten olan uzaklığına bağlı olarak açıkladık. Aynı grupta dış katman elektronunun çekirdeğe olan uzaklığı arttıkça iyonlaşma enerjisi azalır.